Efendim, iyi akşamlar diliyorum. Bugün 6 Kasım 2016 günlerden pazar. Hafta sonu gündemiyle ERT Televizyonu ana haber bülteninde canlı yayınla karşınızdayız. Ve aynı anda ERT FM 90.2 radyo frekanslarından da şu an sizlere ulaşıyoruz. Hemen ayrıntılara geçmek istiyorum. Bugün akşam saatlerine doğru Konya-Adana yolu üzerinde yol kontrolü yapan ekipler şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Ve bu araçta piyasa değeri 2600 lira olan 60 şişe kaçak içki yakalandı. Ereğli-Adana karayolunda yol denetim yapan Ereğli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler durdurdukları bir otomobilde çok sayıda sahte içki ve bandrol ele geçirdi. Ziya Gökalp Mahallesi'nde bir dinlenme tesisi önünde yol denetim yapan Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mersin'den geldiği söylenen Aydın Doğan idaresindeki 33T1436 plakalı ticari taksiyi durdurdu. Otomobilde arama yapan Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracın bagajında çeşitli markalarda piyasa değeri 2600 lira olan 60 adet sahte içki ve sahte bandrol ele geçirdi. Otomobilde bulunan Aydın Doğan ve Taylan Çetin ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak Ereğli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Otomobil ise yapılan incelemeden sonra otoparka çekildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. Vur abi, vur. Değerli izleyenler, FETÖ soruşturmaları kapsamında dün tüm Türkiye genelinde 20 mülki amiri görevden uzaklaştırıldı ve görevden uzaklaştırılanlardan 3'ü Konya'da görev yapıyor. Konya'nın Derebucak, Doğanhisar ve Akgören kaymakamları. İşte söylediğim haberin detayları. İçişleri Bakanlığı'nın FETÖ, PDY ile irtibatı olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırdığı 20 mülki amirden 3'ünün Konya'da görev yapan kaymakamlar olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'nın FETÖ, PDY ile irtibatı olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırdığı 20 mülki amirden 3'ünün Konya'da görev yapan kaymakamlar olduğu belirtildi. İşte o isimler ve görev yaptıkları yerler: Konya Derebucak Kaymakamı Haydar Göktaş, Konya Doğanhisar Kaymakamı Mehmet Çamlıca ve Konya Akören Kaymakamı Akın Özkan. İvriz bölgesini herkes bilir. Aslında Halkapınar'da ve Ereğli'de yaşayan insanlar burayı bildikleri için pek fazla dikkat çekmez. Ancak bu bölge 2016 yılı içerisinde tam 250 bin turisti ağırladı. İvriz'deki bu kabartma aynı zamanda dünyanın ilk yazılı tarım anıtı. Konuyla ilgili Ereğli Halkapınar Kaymakamı Erdal Çetinbaş, ERT Haber'e yaptığı özel açıklamasında İvriz hakkında bakın neler söyledi. Halkapınar ilçesine bağlı İvriz Mahallesi'nde kayalıklar üzerine Hititler döneminde bereket getirmesi için dikilen ve dünyanın ilk yazılı tarım anıtı olan İvriz Kaya Anıtı görenleri kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Bölgeyi 2016 yılı içerisinde şu ana kadar 250 bin kişi ziyaret etti. İvriz diye geçer, su kaynağı manasına gelir. Katip Çelebi'nin de eserlerinde burası bin gözlü su kaynağı diye anlatılır. Bulunduğumuz yeri önemli kılan yer
önemli kılan özelliklerden birisi bu bölgede Hititlerin yaşamış olması ve dünyadaki ilk yazılı tarım anıtının bu bölgede bulunduğumuz yerde olması. İvris tarım anıtı tabi Hitit kralı Varpalavas'ın Tanrı Tarhuntas'tan, bereket tanrısı Tarhuntas'tan bereket dilemesi ve aynı zamanda halkın üzerinde egemenlik gücünü artırmak için yaptırdığı bir kaya anıtıdır. Şu anda gördüğünüz kaya anıtı yaklaşık olarak milattan önce 800. yüzyıl yazılı kaynaklarda, bizim yaptığımız bilimsel çalışmalarda 800. yüzyılda inşa ettiği dile getirilmekte. Yazılı tek tarım anıtı olması çok önemli. Türkiye'de ve dünyada birçok tarım anıtı olduğu söyleniyor ama yazılı tek tarım anıtı burada. Burada tarım anıtının yazısında ben Prens Varpalavas sarayda bir prens iken bu asmaları diktim. Tanrı Tarhuntas onlara bereket versin. Gördüğünüz gibi Tanrı figürünün elinde buğday başağı ve aynı zamanda üzüm salkımının olması. Bu bölgede de aynı zamanda çok ciddi bir tarımın yapıldığının da göstergesi. Bulunduğumuz yer tarih açısından da kültür açısından da çok önemli bir yer. İvriz'in hem Ereğli hem Halkapınar ilçesi hem Ereğli ilçesi hem de Konya ilinin çok nadide yerlerden birisi olduğunu dile getirmek istiyorum. Bu bölgenin bir özelliği de Türkiye'nin her yerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine toprak götürülürken Konya'dan da İvriz'den kaya anıtının olduğu yerden buradan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine toprak götürülüyor. Bu bölge yaklaşık olaraktan yıllık 250 bin insanı ziyaretçiyi kabul ediyor. Hem kültür gezileri hem de aynı zamanda doğasının güzel olması hasebiyle her tarafından su kaynaklarının fışkırması hasebiyle piknikçilerin son derece ziyaret ettikleri, ziyaretten de memnun kaldıkları bir yer. Yaptığımız çalışmalarla bu bölgeyi daha çok kültürel yönden de ön plana çıkarıp bölgenin, Konya'nın ve Türkiye'nin hizmetine sunmak istiyoruz. Son 6 ay içinde üniversitelerle yaptığımız çalışmalar neticesinde de kaya anıtının Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınması, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınması için çalışmalarımızı başlattık. Dosyalarımızı üniversitelerden hocalarımız hazırladılar. Kültür Bakanlığı'na verdik. Eğer nasip olursa onu da gerçekleştirebilirsek bu bölgenin önemi hem Türkiye hem de dünya açısından daha da iyi anlaşılmış olacak. Ona göre de yatırımların bu bölgeye gelmesi hız kazanacak. Spor diyelim. İlçemizin futbol takımı Ereğli Spor bugün deplasmanda Beşiktaş Spor ile karşılaştı ve maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Süper Amatör Ligi'nin lider ismi Ereğli Spor, ligin 3. haftasında 1 puana razı oldu. Beşiktaş deplasmanında maça çıkan Ereğli Spor, Süper Amatör Ligi'nin 3. haftasında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İlk yarıda gol sesinin gelmediği karşılaşmanın ikinci yarısının ilk dakikalarında kalesine gördüğü golle 1-0 yenik duruma düşen Ereğli Spor, rakibinin sevincini maçın son çeyreğinde hüsrana dönüştürdü. 47. dakikada gol yiyen Ereğli Spor, dakika 81'de beraberliği yakaladı. Ereğli Spor'un öne geçme çabaları karşılıksız kalırken her iki takım da birer puana razı oldu. Şimdi sizleri Konya'ya bugün düzenlenen otodrag yarışlarına götürmek istiyorum. Peki ne demek, ne anlama geliyor bu yarışlar? Hadi hep birlikte izleyelim. Otomobiller piste çıktı, adeta asfaltı ağlattı. Saraçoğlu Drag Pisti'nin misafirleri bu kez motosikletlerle değil modifiyeli araçlarla yarıştı. 18 yarışmacının dereceye girmek için verdiği mücadele görülmeye değerdi. Unutulmaz anları ise klasik arabaların gösterileri yaşattı. İşte 5. ayak olan Konya yarışlarından kameralarımıza yansıyanlar. Onlar için saniyelerin değil, saliselerin dahi önemi büyüktü. Çünkü Mersin'den, Tekirdağ'dan veya farklı şehirlerden geldiler. Konya maceralarını boş bitirmek istemiyorlardı. Geman otodrak yarışlarında heyecan had safhadaydı. Yarışçılar kasklarını taktı, kemerlerini bağladı. Rakibini mağlup etmek için tabiri yerindeyse gazı kökledi.
Türbinler tıklım tıklım doldu taştı. Yarış aralarında drag severleri heyecanlandıran anlar yaşandı. Klasik araçlar piste geldi, seyircilere unutulmaz dakikalar yaşattı. Arıza veren araçların yarışmaya yetiştirilmesi hiç de kolay olmadı. El birliğiyle hasarı giderme çabaları görülmeye değerdi. Efendim, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSGE'yi yenilenebilir enerjiyle tasarruf sağlıyor. Nasıl mı? İşte detayı. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSGE Genel Müdürlüğü, su kuyularında kullanılan pompaların harcadığı elektrik sarfiyatını en aza indirmek ve elektrikten tasarruf sağlamak amacıyla güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek çalıştırılan fotovoltaik sistemi kullanmaya başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akkürek, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ve çevrenin korunmasına büyük önem verdiklerini ve bu konuda örnek yatırımlarını hayata geçirdiklerini ifade ederek, şimdi de su kuyularında güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren sistemi kullandıklarını söyledi. Sistemin ilk olarak Cihanbeyli ve Karatay ilçelerine bağlı mahallelerin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan su kuyularında devreye girdiğini kaydeden Başkan Tahir Akkürek, Karatay ilçemize bağlı Uzuncakuyu Mahallesi'ne 120 adet 30 kW'lık güneş enerji paneli yerleştirildi. KOSGE Genel Müdürlüğü ekiplerimiz fotovoltaik sistemi Eğrikuyu, Katırağıl, Hüyüklü, Üçkuyu, Çukurkuyu, Hacıveli, Hüyük, Uzuncakuyu olmak üzere 8 yerleşim yerini besleyen Uzuncakuyu Mahallesi'ndeki kuyunun yanındaki 525 metre karelik alana kurduk ve bunun devamı diğer ilçe ve mahallelerinde gelecektir, dedi. Ve şimdi de müsaadenizle Türkiye gündemine bakalım. PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin Rakka'yı DAEŞ'ten geri alma operasyonunun başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada uluslararası koalisyon güçlerinin aktif katılımı ile operasyonun başlatıldığı belirtildi. SDG sözcüsü operasyonda 30 bin Suriye Demokrat Güçleri üyesinin yer alacağını belirtti. Ayrıca operasyona Fırat Gazabı adı verildiği de gelen bilgiler arasında. Musul'u DAEŞ'ten kurtarma operasyonu 21. gününde devam ediyor. Irak ordusu Musul'un güney ve batı yönlerindeki 12 köyün terör örgütü DAEŞ'ten geri alındığını duyurdu. Orduya bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Musul'un güney kesimindeki El Arbit, Suday, Tayyibe, Es-Salahiye, El-Müşerik ve Tel-Ez-Zeheb köylerinin kontrol altına alındığı bildirildi. Kentin batı kesiminde de 6 köyde kontrolün sağlandığı belirtildi. Şii milislerin DAEŞ militanlarınca yapılacak saldırılara karşı Musul ve Rakka arasındaki ana yola bakan tepelerde konuşlandığı açıklandı. Öte yandan Irak ordusu terör örgütü DAEŞ'in Musul'un güneyindeki son kalesi Hammam el-Ali'ni ele geçirdiği açıklandı. Ninova Operasyonları Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada da güçlerimiz teröristlerin birinci savunma hattını kırarak Hammam el-Ali'ye doğru tüm kollardan hızlıca ilerliyor denildi. DAEŞ'ın Musul'un güneyindeki son kalesi olarak bilinen Hammam el-Alil, Musul kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Irak'ın Musul kentinde şiddetlenen çatışmalar binlerce sivili evlerini terk etmek zorunda bırakıyor. Son iki gün içinde Musul'un doğusundaki Hasan Şam ve hazır kamplarına yerleşen sığınmacıların sayısı 9 bine ulaştı. Kampa daha önceden gelen akraba ve yakınlarını bulan sığınmacılar savaşın aileleri nasıl parçaladığını gözler önüne serdi.
Öte yandan Bağdat'tan Erbil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Irak Başbakanı Haydar İbadi, başkent Erbil'e gitti. İbadi Başkan Mesut Barzani tarafından karşılandı. İbadi önce DEAŞ'tan geri alınan Musul'un Bartella kasabasını ziyaret etti. Ardından Barzani ve İbadi görüşmelerinde Musul'u kurtarma operasyonunun gidişatı, DEAŞ'a karşı elde edilen zaferler ve Musul'un DEAŞ sonrası durumunu ele aldı. Aynı zamanda yoğun çatışmalar ve terör saldırılarından dolayı evlerini terk eden sığınmacıların bölgelerine dönmeleri konusu masaya yatırıldı. Başbakan İbadi'nin Musul'un çevre bölgelerinde kısa süre içerisinde elde edilen zaferlerin aynı şekilde kent merkezinde de kazanılacağını söylediği öğrenildi. Irak ordusu, polis güçleri ve Irak Kürt bölgesel yönetimine bağlı peşmerge güçlerinin katıldığı ve uluslararası koalisyon güçlerinin havadan destek verdiği Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu 17 Ekim'den bu yana devam ediyor. Suriye'nin Halep kentinde muhaliflerin kontrolündeki köy ve ilçelere paraşütlü bombalarla saldırı düzenlendi. Saldırılarda 11 kişi hayatını kaybederken 25 kişi de yaralandı. Halep'teki sivil savunma yetkilisi Said Ahmet de Rus ordusuna ait savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Etarip, Daret İzze ilçesiyle İbin köyüne paraşütlü bombalarla saldırdığını doğruladı. Saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 11 sivil can verdi. Ayrıca bombardımanda birçok evde maddi hasar meydana gelirken bazı evlerde kullanılamaz durumda. Bombardıman sebebiyle bazı evlerde çıkan yangınlar sivil savunma ekiplerince söndürüldü. Rusların hava saldırısında yaralananlar da Sahra hastanelerine kaldırıldı. Önceki gün başlayan ve halen devam eden terör örgütü PKK'ya destek veren milletvekilleriyle ilgili süreçte işte böyle bir konudur. Yani terör örgütü PKK'nın boyutu Kandil'de değil, onun parlamentodaki uzantıları var. Biz bu işin önünü açtık. Bunlar varsınlar, parlamentoda mücadelelerini sürdürsünler. Ne yazık ki bunlar burayla yetinmediler. 80 milletvekilini aldıkları günün ertesinde Diyarbakır'da halkı sokağa davet ettiler. Ve 50 kişinin ölümüne neden oldular. Esasen yaşanan hadise çok açık ve nettir. Bilindiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi... Sayın Binali Yıldırım'a çok açık ve net çağrı yapıyorum. Demokrasiye sahip çıkınız. İnsan hak ve özgürlüklerine sahip çıkınız. Böyle seslendi İzmir'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Et ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası açılış programına katılan Başbakan Binali Yıldırım'dan da bu sözlere yanıt gecikmedi. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki demokrasiye sahip çıkın. Ey Kılıçdaroğlu, demokrasiye elbette sahip çıkacağız. Demokrasiye birlikte sahip çıkacağız. Ama demokrasiye sahip çıkmak için teröre sahip çıkmayalım. Demokrasiye sahip çıkmak, teröre sahip çıkmamakla olur. Başbakan Binali Yıldırım, yurdun her köşesinde terörle mücadelenin devam ettiğini bir kez de memleketi Erzincan'da yineledi. Ülkenin her köşesinde. Bir yandan FETÖ, bir yandan BETÖ, bölücü terör örgütü. Bir yandan DHKPC, bilumum şer odaklarıyla amansız mücadele ediyoruz. Bu mücadelede her gün yeni başarılar elde ettikçe bazılarının nasırına bastığımızı biliyoruz. Ciyak ciyak bağırıyorlar, ses veriyorlar. Ne derseniz deyin, ne yaparsanız yapın, bu ülkede bir terörist kalmayıncaya kadar bu ay yıldızlı bayrak ülkenin her köşesinde dalgalanmayıncaya kadar bu mücadele devam edecek.
Her günkü gibi yine aynı sözle açıldı dükkanlar. Vitrin tozlarından arınırken esnaflık ruhu da hep olduğu gibi bugün de tertemiz kaldı. Ahiliktir bizim geleneğimiz. Esnaflık da, insanlık da budur dercesine siftah yapamayan dükkan komşusuna gönderildi yeni müşteriler. Çıraklar bugün de yine para üzerini unutan müşterinin peşinden hiç usanmadan koşturdu. İskemleler dükkanın önüne koyuldu, tarihi camilerde yine ön safların yolu tutuldu. Ve cami çıkışı, çaylar yine muhabbetle yudumlandı. Burası, asırlardır bizden olan, bizi yansıtan ahilik ve alışveriş kültürünün yaşatıldığı tarihi Bedesten Çarşısı. Tarihi Bedesten Çarşısı'nda ahilik ruhu aynı kalırken 519 bina, 2687 dükkan yenilendi. Bedesten Çarşısı yenilenen yüzüyle sizleri bekliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi. Sizler için çalışıyor, sizler için yaşanabilir mutlu yuvalar kuruyoruz. Ömer Sürlü İnşaat ve Müteahhitlik. Güven inşa eder. Bilgi iletişim 0332 712 2244. Resto, organik meyveden yapılan nefis dondurma Resto. Kendi imalatımız bal badem, frambuaz, ahududu, karadutlu Resto, Antep fıstıklı, çikolatalı, sade ve meyveli dondurma Resto. Gösterişli sunumuyla sağlık deposu Resto dondurma. Sadece Resto'da. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fırat Bey'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fırat Bey inovatif serisinden. Selenit. Fırat Bey. Fırat Ben Ereğli Bayi Zirve Pen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fırat Ben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fırat Ben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirve Pen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fırat Pen Ereğli Bayi Zirve Pen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777 9030, GSM 0533 683 7107. Zirai mücadele ilaçları, tohum ve makine bayi, Tunç Tarım. Adres Halyokuşu, Aköy Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım, hava durumunu sunar.
Sirayi Mücadele İlaçları, Tohum ve Makine Bayi Tunç Tarım. Adres Hal Yokuşu, Aköy Çiller Sulama Birliği altında. Tunç Tarım, hava durumunu sundu. Bu akşamlık da bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.